Astronomi, insanlık tarihinin en eski bilim dallarından biridir. Gecenin karanlığında yukarı bakan insan, yıldızların sırrını çözmeye çalıştı. Bugün, o sırlardan bazıları, tarihe damgasını vuran bilim insanlarının katkılarıyla gün yüzüne çıktı. 1564-1642 yılları arasında yaşayan İtalyan fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo Galilei, ilk bilim insanı olarak nitelendirilen kişilerden biridir. Galileo, geliştirdiği teleskop ile ilk gökyüzü gözlemlerini yaptı ve yaşadığı dönemin en etkili keşiflerini gerçekleştirdi. Yaptığı gözlemler, dönemin yaygın kabul gören dünya merkezli evren modeline meydan okuyordu. Gözlemleri sayesinde göklerin sabit olmadığını kanıtladı. Ancak bu keşifler, Galileo'yu kilise ile karşı karşıya getirdi. Bilimin ilerlemesi, zaman zaman büyük bedeller ödemeyi gerektirir. Aynı dönemde, Almanya'da bir başka bilim insanı daha evrenin sırlarını çözüyordu. Johannes Kepler. Kepler, gezegenlerin hareketlerini inceleyerek eliptik yörüngeler izlediklerini ortaya koydu. Kepler, gökyüzünün yalnızca gözlemlenmesi gereken bir gizem değil, matematiksel olarak anlaşılabilir bir düzen olduğunu gösterdi. Newton, yer ile gök arasında hiçbir ayrım olmadığını, dünyadaki bir elmayı yere düşüren kuvvetin aynısının ayı da dünyanın yörüngesinde tuttuğunu ve gezegenleri hareket ettirdiğini buldu. Ona göre evrende gördüğümüz her şeyin hareketi evrensel çekim kanunu ile açıklanabilirdi. 20. yüzyıla geldiğimizde, bilimde bir devrim yaşanıyordu. Albert Einstein, genel görelilik teorisiyle uzayın ve zamanın birbirine bağlı olduğunu, evrenin yapısının düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bu teori, ışığın bile yerçekimi tarafından bükülebileceğini öngörerek, modern astronomi ve kozmolojinin temelini oluşturdu. Kara deliklerin varlığı da Einstein'ın teorileri sayesinde ortaya kondu. Astronomi ve bilim sadece Batı'da gelişmedi. Osmanlı döneminin en büyük astronomlarından biri olan Ali Kuşçu, gökyüzü hareketlerini inceleyerek birçok önemli eser bıraktı. Kuşçu'nun çalışmaları, astronominin İslam dünyasında da nasıl ileri seviyelere taşındığının bir göstergesiydi. 20. yüzyılda ise Dilhan Eryurt, NASA'da çalışarak Güneş'in evrimi üzerine yaptığı araştırmalarla astronomiye önemli katkılarda bulundu. Güneş'in yapısını anlamak, tüm yıldızların evrimine dair büyük bir kapı araladı. Galileo'dan Einstein'a, Ali Kuşçu'dan Dilhan Eryurt'a, bu büyük zihinler sayesinde evrenin sırlarını daha yakından görebildik. Bilim, insanlığın en güçlü ışığıdır. Ve bu ışığı daha da ileri taşımak, gelecek nesillerin elindedir.